Binance elindeki 23 altcoin'i satmak zorunda kalacak mı diyor. Bunun üstüne konuşacağız. Dün de bununla alakalı biliyorsunuz ki konuşmuştuk. Binance'ın elindeki varlıklar bu kadar değil. Yani buradaki gibi değil hani Binance'ın elindeki varlıklar. Burada sadece kurumsal yatırımcılar içerisinde olanlardan bahsetmiş aslında. Dolayısıyla böyle bir bunun çok daha ilerisinde bir varlık olduğunu anlayabiliyoruz. Bakalım şöyle. Binance elindeki varlıkları satmasına gerek yok ya da buradaki varlıkları çıkarmasına gerek olmayacaktır. Elindeki varlıkları çıkarmaktan hani satmaktan ziyade sadece havuz bozar ve işte delistlerden elde edilen fonları kısmen majör altcoin'lerde listeleme ile hani telafi etmiş olur. Haricinde kalan parayı ödemeler için, bir takım ödemeler için vesaire işte kullanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde bir durum olur. Tabi buradaki varlıklar buradakinden konuşacaksak tamamı değil. Ama bunların tabi bir kısmı satışa uğrayabilir. Çünkü bunlar kurumsal yatırımcılar için olan varlıklar. Bilindiği üzere en büyük kripto borsası olan Binance, ABD Adalet Bakanlığı'yla tarihi bir uzlaşmaya vardı şirket. ABD tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan birine işaret eden ağır suçlamalarını kabul ettikten sonra 4,3 milyar dolarlık şaşırtıcı bir para cezası ödemeyi kabul ettiğini söylüyor. Yani şaşırtıcı değil, bunun daha üstünü de ödeyecekler. Binance para cezasını nasıl ödeyecek? Ağır para cezasına rağmen Binance müşteri varlıkları hariç 6,35 milyar dolarlık bir kurumsal net değere sahip olarak mali açıdan güçlü görünmekte. Dolayısıyla borsanın cezayı elindeki coinleri satarak ödenmeyeceği düşünülmekte. Coinbase CEO'su Brian Armstrong bile bir X paylaşımında bunu dile getirdi. Yani dediğim gibi ben çok zannetmiyorum buradan satış olacağını. Bir de şey var. Sadece ortalama 2 milyar dolarlık kısmı olması lazım. Zaten 18 ayda bir ödeme durumu söz konusu. Hani adamların direkt yakasına yapışmıyorlar. Dolayısıyla ayağını yorganına göre uzatmaları için yeterince vakitleri olacaktır. Bu etkileyici finansal durum Bitcoin, Ether, BNB ve USDT ve daha fazlası gibi çeşitli kripto para birimlerinin önemli varlıkları içeriyor. Varlıkların ayrıntılı dökümü dolar varlıkları olarak aşağıda yer aldığını söylüyor. 911 toplamda milyon dolarlık bir Bitcoin tuttukları durumu söz konusu. Ether'de 405 milyon dolarlık bir tutma söz konusu. Bunlar da ortalama az tutuyorlarmış açıkçası. Bu kendi rezervleri değil, kurumsallar üzerinde. Hani Binance Labs da değil bu, tamam mı? Binance Labs'ınki çok daha fazla. BNB 942 milyon dolarlık bir tutma söz konusu. Bu arada Binance ve şey Binance diyorum. Bitcoin ve Ether'i portföylerden hep söylüyorum, hiçbir zaman eksik etmemek lazım. BNB'yi almayın ama USDT neredeyse 2,9 milyar dolarlık, çok yüksekmiş. BUSD zaten yakında biliyorsunuz delist ediliyor. Bunu da elden çıkarırlar. USDC ile pek işleri yok. Litecoin yine 5,5 milyon dolarlık bir tutmaya sahip. XRP 67,2 milyon dolarlık. Evet, XRP'de oldukça boğa görünümündeler. Kurumsallar üzerindeki varlıklarda bile. Zaten XRP'nin Ripple'dan sonraki en büyük ikinci balinasının Binance olduğunu da biliyoruz. Solcoin'de 33,7 milyon dolarlık. Bakın Sol ve XRP, Litecoin de olabilir. Sol ve XRP yine bu sezon portföylere çok yakışır, benden söylemesi. Bu arada Sol'un ön satışına katılmıştı Binance ve çok ciddi kar elde etti adamlar.
Link 30,5 milyon dolarlık bir Link coin görüyoruz. Yine azımsanmayacak bir miktar. En iyi Oracle projesi kesinlikle alım yapılabilir. 729 bin OneInch var. Ne var? APT var. APT'yi almayın. Gerçekten iyi bir kripto para birimi değil. Ne yapacağı hiç belli olmaz. ARB varmış. Yine 2 milyon dolar değerinde olduğunu görüyoruz. ARB tutulabilir, iyidir. O Chiliz'de gerçekten çok boğalar. 51 milyon dolarla yüksek bir varlık tutması gördüğünüz gibi söz konusu oluyor burada. Chiliz güvenene çok yakışır. Ama korelasyonun dışında, BTC'nin dışında hareketleri de çok fazla olduğu için dönem dönem yatırımcısını korkutabilir, korkutabiliyor işte. Bitcoin yükseliyor, bu neden yükselmiyor tarzında. O yüzden acemi traderlara çok önermiyorum bilmeden girilmesini. Dogecoin 4 milyon dolar. İşte diyebileceğimiz şekilde CZ en son Doge'un varoluşunu nasıl bu kadar popülaritesini sürdürdüğünü anlamadığını ve gerçekten bunun galiba bir Elon Musk etkisi olduğunu söylemişti. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bu şekilde bir açıklaması söz konusu oldu. Doge'dir, portföye çok yakışır. Dot yine olmazsa olmazlar arasında 63 milyon dolarla gördüğünüz gibi zaten bu listenin zirvelerinden bir tanesi. Bir önceki sezonun Avax'ı, Solana'sı olacaktır. GRT en büyük yapay zeka coin'i portföylere çok ama çok yakışır. Matic ve Shiba Ether balinalarının en çok tuttuğu birinci ve ikinci altcoin projesi Shiba ve Matic daha doğrusu sırasıyla. Shiba'da bunun çok daha ilerisini tuttuklarını biliyoruz. Binance'ın tamamı belki de 150-160 trilyon adet Binance ve diğer yan kuruluşları toplamda bir Shibcoin rezervini yönetiyor. Portföye yakışır Shiba. Bu sezon portföylerde bulundurulması mantıklı olacaktır diyebileceğimiz oldukça güçlü güzel bir meme coin'dir. Shiba ile alakalı da Shiba'nın popülaritesini CZ biliyorsunuz öven açıklamalar yaptı. En sonki EMA etkinliğinde. Matic yine aynı şekilde ikinci sıradaki kripto para olup Polygon piyasanın en büyük katman ikisinin coin'idir. Kesinlikle portföylere gider. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.